korkuyla iman korkuya imandır. Evet, bir adamın ensesine silahı dayadınız ve dediniz ki Müslüman ol. O da dedi ki ben Müslüman oldum, eşhedü en la ilahe illallah. Peki o Müslüman olmuş olur mu? Hayır, olmaz. Bunun olmayacağını Allahu Teala kitabı keriminde Firavun üzerinden anlattı ensesine su silahını dayadı. Artık boğuluyor. Öyle değil mi? Firavun imanı denir buna, Firavun imanı. Boğuluyor, ne dedi? Ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim. Olmadı. Allah reddetti. Ve ilginçtir, bizi korkutarak Firavun imanına ikna etmeye çalışanlar, Müslüman olmayana iki şey var. Ya cizya ya kılıç diyenler, diyen din, diyen fıkı aslında Firavun imanına ikna etmeye çalışıyor. Bir de eskiden şöyle dua ederdik, iyi mi? Ben de cahiliye hayatımda bu duayı çok ettim. Son nefes iman ver ya Rabbi. Niye? <laughs> Önceden iman olmuyor mu? Son nefes. Niye son nefes? <laughs> Tabii. Son nefes iman ver demek bana firavun imanı ver demektir ya. Bu nasıl bir dindir? Siz nereye dükkan açtınız? Nasıl çarpıttınız? Nasıl bozdunuz bu dini? Müslümanların zihnini nasıl yıkadınız, nasıl ütülediniz ki bu hale getirdiniz? Kur'an'ın reddettiği firavun imanını ona dua ile ister hale getirdiniz. Evet. Tüm despotlar korkunun ekmeğini yer. Eğer siz korku toplumu oluşturmuşsanız ilke toplumuna fatiha deyin. Merhum olmuştur. Korku ahlakı bozar, münafık yetiştirir. Evet, korkunun ilk bozduğu şey ahlaktır.